Size yine grafik çizen online bir hesap makinesi olan desmos.com'dan bildiriyorum. Merhaba. Evet, bu videoda fonksiyonları ötelediğimiz zaman ne olduğunu inceleyeceğiz. Ayrıntı vermek gerekirse fonksiyonların aşağı, yukarı, sağa ve sola ötelenmesini sağlayan durumlar hakkında konuşacağız. İşe çok da basit bir fonksiyon olan fx eşittir x kare ile başlayalım. Bu tam da beklediğimiz grafik öyle değil mi? Şimdi bu grafiği yukarı ve aşağı nasıl öteleyebileceğimizden bahsedelim. Fonksiyonu yukarı ötelemek için fx'in değerini arttırmak, evet buraya bir değer ekleyelim, bunu yapmak gerekir. Gördüğünüz gibi bir eklemek fonksiyonu bir birim yukarıya öteledi. fx'e bir eklediğimizde grafiği bir birim yukarıya öteledik, son derece mantıklı. Benzer bir şekilde 1 ya da 3 çıkarırsak da fonksiyonun 3 birim aşağıya ötelendiğini görüyorsunuz, öyle değil mi? fonksiyonun tepe noktası 0,0'daydı ama şu anda 0,-3'te. Evet dediğim gibi fonksiyon 3 birim aşağıya ötelendi. Olan biteni daha açık bir şekilde görmeniz için bunun yerine k değişkenini koyayım. Evet şunu da sileyim. Buraya da k'nın değerini değiştirmemizi sağlayacak bir ayar butonu ekleyeyim. Ayar butonu k'nın değerini hızlıca değiştirmemizi sağlayacak. Örneğin k 1 olduğunda fonksiyonun x kare artı 1 olduğunu düşünmemiz lazım. k'nın değerini arttırdığımızda fonksiyonun yukarıya nasıl da ötelendiğini görüyorsunuz değil mi? K'nın değerini küçülttüğümde ise mesela K sıfırken orijinal fonksiyonun tepe noktasına geri döndük ve K küçülmeye devam ettikçe fonksiyon da aşağıya doğru öteleniyor. Bu x kareye belirli bir değer eklediğimiz ya da çıkardığımızda çıktı değerini değiştirdiğimiz için fonksiyonun aşağıya ya da yukarıya ötelenmesi son derece mantıklı bir sonuç. Peki bir fonksiyonu sağa veya sola nasıl öteleyebiliriz? Sağa veya sola ötelemek için x yerine x eksi bir değer kullandığımızı düşüneceğiz. Bakalım neler olacak? Evet k yerine x eksi 1 koyarsak sizce ne olur? Fonksiyon sağa mı yoksa sola mı ötelenir? Grafiği çiziyorum daha doğrusu Desmos çiziyor. Evet işte bu ilginç. Tepe noktası daha önce 0,0'daydı ama şimdi 1,0'da. Başka bir deyişle x yerine x-1 koyduğumuz zaman fonksiyon bir birim sağa ötelendi. İlk başta biraz ters gelse de bunun arkasında yatan mantık x yerine x eksi 1 yazmadan tepe noktası 0'ın karesine eşitti ve bu durumda 0'ın karesini elde edebilmek için x'in 1'e eşit olması gerekir değil mi? x 1 olduğunda 1 eksi 1'den 0 elde ederiz ve böylece 0'ın karesini almış oluruz. Bu da x eşittir 0'daki tepe noktasının x eşittir 1'e ötelenmesi anlamına gelir. Bu konuda bir genelleme yapabilmek için buraya yine bir değişken koyalım ve bu defa da bunun değerini değiştirdiğimizde neler olacağını görelim. h ve k sıfır olduklarında fonksiyon x kareye eşit. h arttığında x yerine x eksi giderek artan bir sayıyı koyuyoruz ve bu fonksiyonun sağa ötelenmesine sebep oluyor. h azaldığında ya da küçüldüğünde hatta negatif değerler aldığında diyeyim, fonksiyon sola öteleniyor. h şu anda eksi 5'e eşit. Bu x eksi 5 değil, x artı 5 anlamına gelir ve x yerine x artı 5 kullandığımız zaman her şey 5 birim sola ötelenir. İki değişkeni de değiştirdiğimizde de fonksiyonu bu şekilde öteleyebiliriz. Bakın önce yukarıya öteledim, sonra bir yatay öteleme yaptım ve bu şekilde de sağa ötelemeye devam ettim. Şu ana kadar orijinal fonksiyon olarak x kare kullandık ama bunları elbette ki başka fonksiyonlarda da yapabilirsiniz. Mesela mutlak değer fonksiyonu. Evet ben mutlak değer fonksiyonunun çok eğlenceli bir fonksiyon olduğunu düşünüyorum. Karesini almak yerine buraya bir mutlak değer işareti koyayım. Evet işte böyle. Değişkenlerin ikisini de sıfırlayalım. Bu fx eşittir mutlak değer x'in grafiği. Şimdi bu fonksiyonu 0,0 yani orijinde olan noktasının eksi 5 virgül eksi 5'e gelmesi için nasıl ötelememiz gerekir? Bunun için x'in yerine x artı 5 koymamız gerekir ve bu da h değişkeninin eksi 5'e eşit olması anlamına gelir öyle değil mi? h yerine eksi 5 koyduğumuzda mutlak değerin içinde x artı 5 e elde edeceğimizi görüyorsunuz değil mi? Aşağıya ötelemek için de k'nın değerini küçültmemiz gerekiyor. Fonksiyonun 5 birim aşağı ötelenmesi için k'nın eksi 5 değerini alması lazım. Evet harika değil mi? Şimdi siz de desmos.com'a gidin ve bunları kendi kendinize yapmayı deneyin. Gayet keyifli. Bu fonksiyonlarla oynayarak fonksiyona sabit bir değer eklediğiniz ya da çıkardığınızda fonksiyonun neden ve nasıl aşağıya veya yukarıya x yerine x eksi bir değer kullandığınızda da burada x eksi aşı kullandık ama ama bu herhangi başka bir değerde olabilir. Neden ve nasıl sağa veya sola ötelendiğinin mantığını daha iyi bir şekilde anlayın.